misafirler. Konumuz şey yapay zeka, blok zinciri falan konusundan sonraki benim için çok değerli konular. Benim konum bulut bilişim. 1930'lu 40'lı yıllara baktığınız zaman genelde bilginin ikiye katlanma süresi yaklaşık 50 yıl kadardı. Yani bir sayfa bilgi iki sayfa olması için gereken süre o kadardı. 70'li 80'li yıllara geldiğinizde bu 20 yıla kadar düştü. 2000'li yıllarda 4,5 yılda bilgi ikiye katlanıyordu. Ama günümüzde trilyonlarca belge internette dolaşıyor ve çok çok kısa, haftalarca, en doğrusu haftalarla açıklanabilecek sürelerle bilgiler ikiye katlanıyor ve Web 2.0'ın ortaya çıkmasıyla sadece hazır olan bilgiler gözükmüyor. Biz de aynı şekilde bilgileri internet üzerinden yaydığımız, belge yüklediğimiz ve birçok paylaşım, işte 200 milyondan fazla, en doğrusu 400 milyon civarında Twitter kullanıcısı var, 6 milyar, 7 milyar civarında, 8 milyarlık nüfusun içinde 6 milyar civarında Facebook kullanıcımız var ve bunların yüklediği her şey artık depolanma ihtiyacı da doğuyor. Kurumlar, kuruluşlar, özel sektör, biz, flash belleklerden tutun, büyük veri çiftliklerine kadar birçok şeyi kullanabiliyoruz. Yüklemek için, bilgileri depolamak için ama artık bunlar yetersiz kalıyor. Örnek olarak vermek gerekirse ilk 100, en çok ziyaret edilen dünyada ilk 100 internet sitesine baktığınız zaman yaklaşık 750-800 terabaytlık bilginin tutulduğunu görüyoruz. Peki veri merkezi kurulduğunda, en doğrusu veri kullanmak istendiğinde ne kadar önemli verileri? Sadece bir örnek vermek istiyorum zamanımız kısıtlı olduğu için. 2008 yılında Lockheed Martin, ki en büyük dünyanın sayılı savunma firmalarından biri, veri merkezlerinde ve sosyal medyadan topladığı verileri kullanarak entegre kriz yönetim önleme merkezi ve sistemi şeklinde bir veri kullanıyor, sistem kullanıyor. En doğrusu ve topladığı verilerle dünyanın neresinde olursa olsun toplumsal olayları önceden belirleyip buna müdahale edilmesi için ilgililere bilgi verebilir bir sistem kuruyor. Peki veri diyoruz, bilişim sistemleri sürekli işte gelişen, hatta bir veri merkezi kurulduğunda dahi daha kurulma başlar. Kurulum bitmeden teknolojisi eskiyen bir şeyden bahsediyoruz. Bulut bilişim sistemi şöyle, biz bir veri sistemi ya da kurum kuruluşlar olarak veri sistemi kurmak istediğimizde cihazlar, teknolojisi, yüklemeler, güncellemeler, sürekli yer ve kapasitenin arttırılması ihtiyacını hesaba koyduğumuzda kurumlara, kuruluşlara sürekli bir maddi ve personel, ciddi bir personel eksiği olduğu için maddi ve personel yükü getirebiliyor. Bunun engellemek ve bunun önüne geçmek için de bulut bilişim kullanılıyor. Bulut bilişimin aslında çok eski bir tarihi var ama daha çok şu andaki kullanım alanına gelmesi 2000 yıllarının başı. Şimdi bulut bileşimde şöyle bir şey var. Biz normalde serverlar vardı. Serverlara internet sitelerini, istediğimiz verileri koyuyorduk. Buradan istediğimiz zaman bu bilgiye ulaşıyorduk. Gerekirse işte sistem çöker ya da bir saldırı olursa geri yükleme yapıyorduk ve bu bilgiler elimizin altında bizim fiziki olarak belirlediğimiz bir yerde kullanılıyordu, tutuluyordu. Ancak şöyle bir şey var, yeni bir sistem olarak bulut bilişim çıktı. Şimdi bulut bilişimde şöyle bir şey var. İnternetin olduğu, internetin kesilmediği ya da sisteme, merkeze saldırı olmadığı sürece bu bilgiye internetin olduğu her yerden tabletler, telefonlar, bilgisayarlar, cep telefonları, bütün elektronik cihazlardan ulaşılabiliyor. En güzel tarafı bu. Yalnız KVKK konusunda baktığımızda şöyle bir sıkıntı var. İnternete atılan, en doğrusu bulut bilişime gönderilen, sisteme yüklenen her bilgi artık bizim değil gözüyle bakılması gerekiyor. Özellikle teknolojisi yeni olan bulut bilişim, biraz sonra anlatacağım sis bilişim ya da internette aklınıza ne gelirse
Hatta şeyler olur. Bilgi işlemciler arasında bu çok söylenir. Bulut bilişim, en doğrusu soketi taktığınızda, internet kablosunu taktığınızda o bilgi artık sizin değildir denir. Bulut bilişimde sınıflandırmaya baktığımız zaman sağladığı faydalara ve kullanım şekline göre iki ana başlık var. Platform hizmetleri, yazılım hizmetleri ve genel kullanımlar var. En doğrusu şöyle, platform hizmetleri, yazılım hizmetleri şu anlamda açıklanıyor. Özellikle yeni kurulan startup dediğimiz birimler, yeni kurulan firmalar şöyle bir şey kullanıyor. Diyor ki biz eğer yatırım yaparsak, bilgisayar olsun, diğer şeyler olsun, çoğu da destek, devlet desteğiyle kurulur. Biz bilgi işlem yatırımı, server falan kullanmak yerine her zaman her yerden ulaşacağımız bulut sistemi kullanalım. Ancak bir yatırım olarak sadece dokümanlar, sadece bilgisayarlar kullanılmıyor. Server olarak da, sistem odaları olarak kullanırsak hem çok uzun süreli yetişmiş bir elemana, ona bir personel maliyetine ihtiyacımız var. Hem de bu elektriği, soğutması, sistemin güncellemesi gibi birçok takip edilmesi gereken mevzu var. Biz bunlarla uğraşmayalım. Bulut sistemi üzerinden platform kullanalım. Sanal bilgisayarlar ki bunu bir başvuru yaptığınız zaman hizmet veren bir firmaya 20 dakika içerisinde açılabilen bilgisayarlar var. 20 dakika, yarım saat içinde istediğiniz sistemde bilgisayarlar sanal olarak açılıyor. Siz bunun üzerinden çalışma yapabiliyorsunuz. Sadece bu geçerli değil. Yazılım geliştiren firmalar dahi kullandığı şeyleri, platformları bu platformlar üzerinden, bulut bilişimi üzerinden de kullanabiliyor. Ayrıca ofisin kullandığı mesela Office 365 sistemi de bunlara örnek. Yazılım hizmetleri, platform hizmetleri genelde sınırları çok kesin ayrılmamış sistemler. Kullanım şekline göre public dediğimiz genel sistemler var. Bu sizin, bizim, bütün kullanıcılara açık olan her türlü bilgilerin, verilerin aktarılabildiği, atılabildiği yer. Size verilen sözleşmenize göre belli bir yer var, ödemesini yapıyorsunuz. Bunu ilk Amazon S3 sistemiyle yaptı, kullan ya da öde, kullandığın kadar öde şeklinde. Siz genel bilgilerini buraya atıyorsunuz, dosyalarınızı istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Özelde şöyle, genelde kurumlar, yurt dışındaki kurumlar yapıyor. Bizim devlet kurumları KVKK'ya göre bunu yapması şimdilik şey değil. Güvenlik gerekçesiyle bilgiler bizde kalsın, dışarıya ulaşmasın diye. Doğru bir karar çoğu zaman. Saldırılara ya da bilgilerin çalınma şekline bakılırsa. Özel bilgiler şöyle, mali, personel gibi bilgilerin genelde özel bilgiler kapsamında daha güvenliği artırılmış bulut sistemlerinde saklanması. Çalışmalar hep o yönde yapılıyor ve bulut sistemde özel kısımlarda saklanıyor. Hibritte de şöyle, benim kullandığım bilgiler, başka genelde bizim Türk milletinin ne yazık ki öyle bir şeyi var ya da diğer ülkelerde bu da var. Ya bizim bilgilerimizi kim çalacak, kim ne yapacak diyen insanların oraya attığı veriler genelde burada biraz daha dikkat edilmesi gereken bir şey. Karşılaşılan sorunlara baktığımız zaman şöyle, bulut bilişimde birincisi internete attığımız hiçbir şey. Bu sosyal medyada kullandığınız ya da paylaştığınız bütün veriler, kolon bilgileri de dahil, hatta devlet üst düzey devlet görevlilerin çekildiği ve Twitter sosyal paylaşım sitelerine attığı fotoğraflar dahi, fotoğraflardaki kolon bilgilerinden rahatlıkla bulunabiliyor. O yüzden hiçbir zaman ben bilgiyi internete koydum ama çok önemli değil diyemezsiniz. Şöyle söyleyeyim, AOL diye bir firma var, yabancı bir firma. Bilgileri anonimleştirerek yayınlama şeyi var, yetkisi vardı. Kullanıcılar bu yetkiyi verdi. Bu yetki verildiği halde anonimleştirildi ve hassasiyeti çok çok üst düzey tutulduğu halde içerisinden birçok insanın bilgileri rahatlıkla ulaşılabildi. Buna tıbbi bilgiler de dahil. Biz veri gizliliği ihlali yaşayabiliyoruz. Bunlardan birisi şu. Evet, üst düzey veri çiftliklerinde, veri merkezlerinde, bulut bilişimin kullanıldığı sistemlerde evet üst düzey veriler kontrol ediliyor ama edilebiliyor. Yalnız şöyle bir şey var. Fiziki müdahaleler tamam, uzmanlık gerektiriyor. Çok ciddi ve pahalı aletler gerektirilebiliyor ama internet üzerinden buralara saldırılar yapılabilip buradan veri sızdırılabiliyor.
Yedeklemeler, saldırı tespit ve koruma sistemleri de şöyle. Genelde sistemde bir diyelim sel, elektrik kesintisi, ciddi bir deprem mesela geçenlerde başımıza geldiği gibi. Bulut bilişim sistemlerinde şöyle bir şey var. Yedeklemeler genelde bir ülkede merkezde diyelim Almanya'da bir veri merkezi var. Orada veri tutuluyor. Onun yedeği mesela Amerika'da bir şeyde dünyanın neresinde olursa olsun veri merkezlerinde yedeklenebiliyor. Hatta buradaki enerji sarfını düşürmek için bile aynı veriler tekelleştirilebiliyor. Tek bir veriye çevriliyor. Ve bu veriler de burada tek bir veri olarak daha az yer kaplayacak şekilde tutulabiliyor. Yalnız bu tekelleştirilmiş veriye DDoS saldırısı, ön bellek araştırma saldırısı hatta bazen fiziki saldırılar yapılarak ki bu fiziki saldırı bombalama falan değil. Bildiğiniz elektronik cihazlara fiziki müdahale edilebilen noktalar var. Hatta şöyle cihazın işlemcisine fiziki müdahale edilir. Oradaki hareketlenmeler özel cihaza, bunlar için hazırlanan özel cihazlarla yapılarak veride mesela bir ışık yanıp söndüğünde 01'de mesela veri gürültüsü denilen bir şey var. Onu takip edilerek, izlenerek çalışma ve buradan veri şey yapma. Bozabiliyorsam evet, en doğrusu şöyle. Veriyi ele geçirebiliyorsam geçireyim olabildiğince, yapamıyorsam bozayım şeklinde saldırılar oluyor. Bir de şöyle bir konu var. Yasal düzenlemeler diyoruz. Yasal düzenlemeler aslında şöyle, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Orada en büyük şey düşmanın, savaş boyunca düşmandan elde edilebilecek bütün verileri, istihbari bilgileri toplayıp buna göre müdahale etmek. Mümkünse de saldırı planlarını deşifre etmekti. Bunun için işte Enigma kriptolama cihazı, şifreleme cihazının ele geçirilip bir deniz altında ona göre müdahale edilmesi ve bütün mesajların çözülmesi vardı. Çünkü o zaman da telsiz mesajları, telgraf daha kısmen azdı, telsiz ve diğer sistemlerin mesajları saplama yöntemiyle çözülüyordu. Ama daha sonrasında biz tabii 1948'de, 50'de, 80'de daha bilişimsel geleceğim, bilgi işlem servislerinde gelişmelerden dolayı daha da ciddi, daha da kapsayıcı, kapsamlı kanuni gelişmeler yaptı. En önemlisi 2016 yılında genel veri koruma tüzüğü oldu. Biz de 6698 sayılı verilerin koruma kanunu yaptık ve sürekli de gelişmeye müsait bir bilişim sisteminde biz bunu daha sık kullanıyoruz. Hem dikkat etmemiz gereken hem de en zayıf halka olarak insanın olduğu bir sistemde biz biraz daha farklı bir teknoloji görüyoruz artık. Bu gördüğünüz sistem SIS bilişim sistemi. Bulut bilişimden farkı şu. Ben bir bilgiyi üretirim uç noktalara yakın bir şekilde. Daha sonrasında internete çıkmadan veri merkezlerinde toplarım. Burada güvenliğini sağlarım. Bunlar genelde şeyde kullanılıyor. Bazı askeri sistemlerde ameliyat bilgisayarlar özellikle bu ameliyat yapan robotlar daha çok robot sistemlerinde kullanılıyor. Eğer bilginin bulut sistemde saklanmasında sakınca yoksa bulut sisteme internet üzerinden aktarılıyor ama üst düzey güvenlik sistemleri kullanılıyor burada. Peki güvenlik tedbirleri olarak ne yapacağız? İlk yapılan şey akla gelen, en doğrusu en son akla gelen ama en önemli şey insan faktörü. İnsan, yani bir kurum, kuruluş, işletme, bulut sistemle yaparken özellikle bulut sistemi kullanmak için sözleşme imzalaması gerekiyor ama sözleşme imzalarken ya aceleci davranıyor ya da çok dikkat etmediği konular oluyor. Birincisi, verilerin nerede kullanılacağı, anonimleştirip kullanılmayacağı, yedeklerin olup olmayacağı. En önemli şey de şu, Rusya ile bir ara diplomatik uçak düşürülmesinden dolayı diplomatik bir sorun yaşadık. Orada aynı şey karşımıza geldi. Mesela veri merkezlerine ulaşılamadı. Dağıtık saldırılar, DDoS dediğimiz saldırılar oldu. Ya da diyelim Amerika'yla çok büyük veri merkezleriyle anlaşıyorsunuz. Amerika'yla bir diplomatik sorununuz oldu. Veri merkezini kapattı. Siz verilerinize ulaşamadınız. Bu sistem
az önce gösterdiğim sis bilişim sistemi burada artık hayati bir öneme sahip ve kurtarıcı oluyor. Kişilerin hangi verileri nasıl, nerede saklayacağının birincisi bilinmesi lazım. Bunun için eğitimler gerekiyor. İkincisi, biz kurabiliyorsak sis bilişim sistemini kurmak, mümkünse milli şeyler, tamam daha yol alacak çok daha alacak yolumuz var, yol alacak daha çok insanlarımız var, yetiştirilmesi gereken, yetişen, kendini yetiştiren. Ancak burada önemli olan bizim artık dışarıya bağımlı olmadan kendi veri merkezlerimizi kurmak, kendi insanlarımızı yetiştirmek ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde kendi kanunlarımıza uyması gereken insanlara bu şeyleri aktarmak. Çünkü biz dışarıdan bir sistemden, en doğrusu bulut bilişim için kullandığımız bir sistemde firmadan destek aldığımızda şunu diyoruz. Bizim KVKK var, işte bir kanunumuz var. Çoğu şunu söylüyor. Benim hizmetim bu, kanunlarım bu. En doğrusu uluslararası kanunum bu. Ben bundan fazlasını hizmet vermeyi reddediyorum deyip bizi saf dışı bırakabiliyor ve bilgilerimizi istediği gibi kullanabiliyor. Bu da bizim için aleyhimize olan bir şey. Bunun da önüne geçmek için daha çok kendi milli teknolojilerimizi kurmamız gerekiyor. Nokta.